Dengelerin şaştığı dünyada hala güzele hizmet edenleri bulmaya çalışan insanlardan olmak için neler yapmalıyız? Hemen ilk aklıma gelen, ne? Madem ki güzel olmak istiyoruz, o zaman güzellere yakın olalım. Evet. Değil mi efendim? Güzel olmak istiyorsa ilk şartı güzellere yakın olmaktır. Evet. Bunun başka ilk adımı yok yani. Yine Şefikcan dedemden bahsetmek isterim. Şefikcan dedenin çok sık söylediği Şeyh Saadi Hazretlerinin bir beyti vardı. Türkçe meali şöyle. Bir gün zatın biri bir toprak parçasını eline almış, koklamış. Aman ya Rabbi demiş, nasıl da gül gibi kokuyorsun. Toprak ona cevap vermiş. Gördüğün gibi ben sıradan naçiz bir toprağım ama bir müddet gülün yanında kaldım. Onun kokusu sindi. Çok güzel. Dolayısıyla iyi olmanın, güzel olmanın sırrı iyi ve güzel insanlarla birlikte olmaktır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu şekliyle yanında durduğun insanın haliyle hallenirsin. Hatta Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Hiç konuşmasan bile, bir dostluk etmesen bile, bakınız ne kadar ince bir çizgi. Hiç konuşmasan, gönülden bir samimiyetin dahi olmasa, yanında sürekli bulunduğun kişinin haliyle hallenirsin. Dolayısıyla yanında bulunduğumuz, birlikte olduğumuz insanlar çok önemli. Tabii ki bizler sosyal insanlarız, çalışan insanlarız. Ofiste kaç türlü insan var? Şimdi böyle diyecekler Nur Hocam. Biz dünyada yaşayan insanlarız, ofislerde çalışıyoruz, çeşitli insanlarla birlikteyiz. Bu nasıl olacak? Gönlümüzü korumaya dikkat edeceğiz, hassasiyet göstereceğiz. Hı hı. Gönlümüzü koruyacağız. Sohbetin başında da geçti. Önemli olan gönüldür. Önemli olan gönüldür. Gönlümüzü koruyacağız. O zaman hocam, izlediğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz her şeye de dikkat edeceğiz. Bunu da gerektirir. Tabii ki. Özellikle izlediğimiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gönül bir kap gibidir. Yani bunu manevi büyüklerimiz böyle ifade etmişler. Gönül şöyle bir kap gibidir. İçi su doludur. Organlarımız da musluk gibidir. İçeriye akan musluk gibidir. Göz ne gördüyse onu kalbe boşaltır. Kulak ne duyduysa onu kalbe boşaltır. Burun hangi kokuyu aldıysa onu kalbe boşaltır. Ve sonuç itibariyle bütün duyularımız dışarıdan, affedersiniz, içeriye aldığı o negatif veya pozitif diyelim duyguları kalbe, gönle indirir. Elbette duyduğumuz, dinlediğimiz, gördüğümüz, hatta yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. İyi, güzel olanı buraya. Yine bugün Şefikcan dedem çok kendini andırıyor. Evet. Yine Şefikcan dedenin çok sık tekrar ettiği bir Hazreti Ali Efendimiz'e dair bir söz vardır. Huzma safa dama keder Arapça. Yani iyi ve güzel olanı heybenin ön gözüne. Dedem böyle yapar, buraya. İyi ve güzel olanı buraya. Yani gönlüne, heybe malum iki gözü. Evet. İyi ve güzel olanı buraya. Gönlünü. Güzel olmanı heyben arkada. Her ortamda olabiliriz. Ama gönle indirmeyeceğiz. Dışımızda kalacak. Hmm. Dışımızda kalacak. Gönle almayacağız. Çünkü gönül Allah'ın evi. Gönül gören, gönül duyan, gönül hisseden. Dolayısıyla biz onu temiz tutmak durumundayız. Mikrop aldırmamak durumundayız. Kendimiz mikrop almamak için bak her şeye dikkat ediyoruz. Bir virüs geldi, maskesiz dolaşamadık. Evin içinde maskeli dolaştık. Beden bir mikrop kapacak diye. Gönlümüzün mikrop kapması, bedenin mikrop kapmasından daha mı az tehlikeli? Daha mı az tehlikeli? Tabii ki. Gönül mikrop kapmasın dedi, görünmez bir maskemiz olacak. Ya. Bu nedir diyecek şimdi dostlar. O görünmez maske nedir? Duygu ve düşüncelerimiz. Duygu ve düşüncelerimiz. Ve tabii ki cehennem tabiatlı. Sizin çok seviyorum o tanımınızı.
Düşünceler, duygular. Duygular. Evet. Cehennem tabiatlı olan duygular, düşünceler, heyben arka gözünü. Heyben ön gözünü almayacağız. Orası Rabbimizi mihman edeceğimiz yer. Cehennem tabiatlı duygular buraya girdi mi, Rab orada durmaz. Rab orada durmaz. Eğer Rabbimizle birlikte olmak istiyorsak, biz mecburuz cümle azalarımızı yaratılış gayesi doğrultusunda kullanmaya.